Sevgili seyirciler, Day Shopping'de spor zamanı diyoruz ve sizi profesyonel bir ürünle tanıştırmak için karşınızdayız. Yanımızda da Tuğçe Hoca var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Birazdan çok önemli detaylar alacağız ürünümüzle ilgili ama onun öncesinde hemen ürünümüzü bir açalım istersen. Çünkü süspansiyonlu bir ürün ve işte evinize geldiğinde siz de çok rahat bir şekilde yavaşça ve kolayca açabileceksiniz. Tekerlekleri silikondur. Tam olarak zemine oturacak ve kaymasını engelleyecek. Bu bizim için çok önemli. Evet. Artı çok özelliği var ama bir evin içerisinde olabilecek en minimum boyutta ve aynı zamanda en profesyonel ürünlerden bir tanesi Dunlop pedometreli koşu bandı. Pedometreli dediğimiz zaman muadillerine göre evet belki de tek adım sayar ürünlerden bir tanesi ya da bir kısımdan bir tanesi. O zaman hemen seni makinenizin üzerinde şöyle bir görelim ve önemli bilgiler alacağız birazdan Tuğçe'den. Çünkü üzerinde çok önemli özellikler var, onlardan da bahsedeceğiz ama program sizin için yaptığınız spor çok önemliyse buyurun diyoruz. Evet, şimdi kişiye özel, yani ben kendim özel program hazırlayacağım burada. Otomatik olarak bana ortalama olarak verilmiş eğim ve hız var aslında. Ama ben buradan kendim otomatik olarak kendi eğimimi arttırmak istiyorum ve buradan da yine kendi hızımı arttırıyorum. İstersem aynı şekilde buradan da manuel olarak arttırabiliyorum. Arttırabiliyorsun ama ya da, kullanırken de yapabiliyoruz. Tabii kullanırken bunu. Daha kolay olur, daha az yorulurum. Zaten tabanında benim kiloma göre kendi yumuşak bir şekilde ayarlıyor. Şu an zaten ayak tabanlarım da çok rahat ve bunu da kullandığımız ayakkabı da çok önemli. Çok önemli. Yani bizim için düz bir zemin ya da sadece bir koşu bandı değil, eğimini ayarlayabildiğimiz kendi tabanımıza göre yumuşak bir pedal ayarı veriyor aslında bize bir bakıma. Evet, daha az yoruluyoruz. Ayaklarımızda antrenman sonrasında ağrılar oluşmuyor. Ağrılar oluşmuyor. Evet, ben şimdi buradan eğimi biraz daha arttırıyorum kendime göre. Biraz daha yorulacağım eğimi arttırdığım için. Bizde makinenin verdiği aralıklar şey değil mi? Normal standart kademe eğimler. Kademe evet, kademe. Bizi yormadan olabilecekleri zaten evet, sunmuş. Evet, ama ben daha bir ağır antrenman istiyorsam buradan kendim manuel şekilde arttırabiliyorum. Şu an manueli zaten söyledik ama bir de makinenin kendisine ait 9 programı var sevgili izleyiciler. Bu 9 programda evet. Hem sıkılmıyorsunuz hem farklı eğimlerde, farklı modlarda ne yapabiliyorsunuz? Sporunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. O 9 programdan biraz bahsedersek. Evet. Mesela örnek vereyim. İnterval ve antrenman yapıyorum. Yani hızımı bir düşürüyorum, bir arttırıyorum. Çok güzel. Bu benim kendime seçtiğim özel programım mesela. Böylece kaslarıma şok etkisi yaratıp kan akışımı bir anda hızlandırıp bir anda arttırabiliyorum. Bu da yağ yakımını kolaylaştırıyor. Evet. Evet. Daha çok en çok kullanılan bu zaten. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Peki ama koşmak istersek? Koşmak istersem zaten bu yaptığım antrenman 5 dakikayı sığdırdığımda 3 dakika koşuyorum, 2 dakika dinleniyorum. Ha, çok güzel. Böyle zaten bir, bu. Böyle de bir süre evet. aralığı oluyor. Evet. Profesyonel olarak sporu hayatında artık alışkanlık haline getirmiş olanlar varsa sen de koşmaya başlayabilirsin evet, şimdi bu biraz arada. Daha hızlanıyorum. Ve sizin için artık kilometre önemliyse, yani diyet yapmayı, zayıflamayı bir tarafa bırakıp koşmaya başladıysanız çok önemli bir özelliği var. Saatte tam 14 kilometre sizi koşturuyor. Evet, ve %15 eğime kadar gidebiliyorum. %15 eğime kadar çıkabiliyorsunuz. Profesyonelce yaptığınız spordan ve kullandığınız makineden bekleyebileceğiniz en yüksek seviyelerden bir tanesi. Evet. Saatte 14 kilometre hız. Yani şu an normal şimdi yavaşlıyorum, yoruluyorum. Aslında 14'e kadar çıkabiliyor. Evet. %15 eğiminin olması da çok güzel. Tabanlarımız için ben onu seviyorum. Yani birazcık farklılık oluyor çünkü. Evet, biraz eğim kullandığımız zaman belimize binen yük azaldığı için bacaklarımız biraz daha fazla çalışıyor. Daha fazla çalışıyor. Biraz daha yoruluyor. Oluyoruz ama en güzeli oluyor. En güzeli oluyor. Evet, bir de şöyle bir güzel yanı var. Ben antrenman esnasında stopu basmaya hani fırsatım olmayabilir. Evet. Başım dönebilir. Evet. Çok yorulabilirim. Bunu sabitlediğim zaman direkt otomatik olarak duruyor. Otomatik olarak duruyor evet. işte şu an olduğu gibi. Gerçekten hı-hı. çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Senden aynı zamanda yürümeye başladığında hı-hı. şöyle güzel bir program alalım mesela Tuğçe. Yani ben 15 günde haftada 1 kilodan 3 kilo ama yağ yakarak vermek istiyorum. Böyle de profesyonel bir ürünüm var. Nasıl bir program, nasıl bir küçük böyle bir detay diyet önerirsin bize? Öncelikle kahvaltımız her zaman çok sağlam bir şekilde yapmamız lazım. Ekmekten hani çok uzaklaşmayacağız çünkü vücudun karbonhidrata ihtiyacı var. Sporda da ne zaten önemli. Ne yersek yiyelim her şeyin fazlası vücuda sadece yağ olarak geri dönüşüm yapıyor. O zaman biraz akşam yemeğini keserek. Akşam yemeğini kesmiyoruz. Akşam yemeğini şöyle yapalım. Biraz azaltalım. Erken saatte bitirelim. Sporu ne zaman ya da nasıl aralıklarla yapalım? Sabah yapmak en güzeli. Tamam. Hafif bir kahvaltıdan sonra, bir saat sonra tabii ki de kahvaltıdan. Yani sağlam spor yapmaya karar verdiğimiz sonra. Zaman
Aynen, spor yapmaya karar verdiğimiz zaman nasıl diyeyim, böyle hemen bir saat geçsin, dinlenelim, arkasına hemen başlıyoruz. Ve bunu artık şey yaptıysak da yani bir süre sonra sıkılmaya başlıyoruz spor yapmaktan. Evet. Televizyon gerçek. İzleyince gözümüz ölüyor. Televizyon izleyince gözümüz ölüyor, müzik dinlemek istiyoruz. Koşarken kulaklıktan dinlemek zor oluyor. Çok evet. Güzel bir özellik yapmışlar. İki ucu jack girişi olan bir kulaklık girişimiz evet. Vardı. Multimedya yerine onu ne yaptık? Sabitledik. Ben şu anda müziği açtım, play tuşuna bastım. Evet, hoparlörlerden hatta hemen ses geliyor. Şu anda hoparlörden gelen sesle birlikte hiçbir bağlantınız olmadan makine buyur sporunuzu yapabilirsiniz. Aynen o şekilde. Zaten burada da her şey elimin altında. Kendim burada ekranda, LCD ekranı olduğu için hızımı görebiliyorum, kalorimi görebiliyorum, gittiğim mesafemi görebiliyorum ve kullandığım programı çok rahat görebiliyorum. Zaten her şeyin altında. Evet, şöyle bir 3-5 saniye istersen müzikle başlayışa bırakabilirim seni. Şu an çok iyi yani, gerçekten süper. Motivasyon tamam. Motivasyon şu aynen anda öyle. Tamam. Siz de orada. Evet, harika bir motivasyon diyorsanız sevgili izleyiciler, bu profesyonel makineye sahip olmanız gerekiyor gerçekten. Tekrar söyleyelim, katlanabilir, süspansiyon özelliğiyle açılabilir, silikon tekerlekleri sayesinde zemine tam oturan ve kaymama özelliğini bize veren, aynı zamanda multimedya girişiyle hoparlöründen müzik dinleyebildiğiniz, adım sayar muadillerine göre önemli bir özellik de kendini evet. Ortaya çıkaran bir makine olduğunu da hemen hatırlatalım. LCD ekranında Tuğçe Hoca'nın da dediği gibi gittiğiniz yolu, yaktığınız kaloriyi, eğiminizi, programınızı, manuel programlarınızı, her şeyinizi görebildiğiniz evet. Ve çok önemli bir detay ki saatte 14 kilometre hıza evet. Ulaşıp koşu yapabildiğiniz, yürüyebildiğiniz bir makineden bahsediyoruz. D-Shopping farkıyla çok uygun bir fiyatla. Süper. Zaten küçük de bir diyet ipucu verdi bize Tuğçe Hoca. Akşam yemeklerini azaltıp sabahları güzel güçlü bir kahvaltı edip 15 günde yağ yakımına ulaşabilirsiniz bu makineyle diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve tabii ki fiyatını görüyorsunuz, çok uygun bir fiyat. Böyle profesyonel bir kalite için, ama unutmadan da hatırlatalım, kampanya kartlarına vade farksız taksit imkanınız da var.